Gen klonlaması çalışması hangi aşamaya göre gerçekleşir? Önce geni ekleyeceğimiz geni tespit ediyoruz. Sonra bakteriden ekleyeceğimiz plazmidi tespit ediyoruz. Daha sonra insandan aldığımız diyelim ki insülin gen bölgesi, insandan aldığımız insülin gen bölgesi ve bakteri plazmitinin ekleme yapacağımız gen bölgesini kesiyoruz. İzolasyon çalışmasıyla saf olarak bunları elde ettik. 1. Sonra kesme işlemi yapıyoruz. Kesme işleminde restriksiyon enzimi kullanılır. Restriksiyon enzimi ile her ikisini kestik. Gen bölgesini kestik. Plazmit DNA'sında da eklenecek bölgeyi belirledik. Daha sonra bunları birleştirme işlemi yapıyoruz. Birleştirme işleminde de ligaz enzimini kullanıyoruz. Yeni bir DNA elde ettik. Bizim istediğimiz insülin genini taşıyan bir plazmit. Buna rekombinant DNA denir. Daha sonra rekombinant DNA'yı bakteri içerisine girdiriyoruz. Sonra da bunu çoğaltıyoruz. Buna göre önce bakteri plazmiti ve istenilen geni taşıyan DNA seçilir ve izole edilir, ayıklanır. Arkasından plazmit DNA'sıyla istenen gen bölgesi restriksiyon enzimiyle kesilir. Daha sonra birleştirme işlemi yapılır ve rekombinant DNA elde edilir. Rekombinant DNA'nın bakteriye daha sonra transferi gerçekleştirilir. Bakteriye transfer edildikten sonra bakteri çoğaltılır. Buna göre cevap C. Kök hücreler özelliklerinden hangilerine sahiptir? Kök hücre henüz farklılaşmamış olmalı. Farklılaşmasını tamamlamamış hücreyi biz etkileyerek istediğimiz hücreye dönüştürebiliriz. Sürekli bölünerek yenilenebilme yeteneğinin fazla olması lazım. Uygun faktörlerle uyarıldığında farklı hücre tiplerine dönüşebilmesi lazım. O yüzden de henüz farklılaşmamış olmalı. Hücre koşulları uygun olmasa da kontrol noktalarını geçerek hücre döngüsünü devam ettiren bu kanser hücreleri için geçerlidir. Kök hücresi için değil. Cevap C. Bakterilere eklenen insan genleriyle hangileri üretilemez? İnterferonlar bakteriye ürettirilebilir. İnterferon virüslere karşı oluşturulan savunma proteinidir. İnsülin hormonu bakterilere ürettirilebilir. Glikojeni bakteri zaten kendisi üretiyor. Antibiyotikler bakterileri olumsuz etkileyen proteinlerdir. Bu yüzden bakteriye ürettirilmez. Cevap D. Biyoteknolojik yöntemler kullanılarak gerçekleştirilen uygulamalardan hangileri sağlık, hangileri gıda alanında gerçekleştirilmiştir? Çeşitli hastalık etkenlerine karşı bağışıklık sisteminin tepki vermesini sağlamak için antijen üretimi sağlık alanı. Büyüme hormonundan sorumlu genin bakterilere aktarılmasıyla kısa sürede bol miktarda büyüme hormonu elde edilmesi sağlıkla ilgili alan. Hastalık oluşturan genlere sahip olan bireyde bu genlerin sağlıklı genlerle değiştirilmesi sağlık alanı. Sazan balığına büyüme hormonu geni aktararak çok hızlı büyüyen ve normalden daha iri olan balık, balık gıda olduğu için gıda alanı. Gen teknolojisi ile pestisitlere dirençli kültür bitkileri, bitkiler yediğimiz gıdalar, böceklerden zarar görmemesi için gen teknolojisi kullanıyoruz. Gen teknolojisi ile dirençli bitkiler elde ediyoruz. Gıda alanıdır o yüzden. Buna göre cevap B. Yukarıdaki bilgiyi kullanarak bir öğrenci PCR yöntemiyle ilgili yargılarından hangilerine ulaşabilir? Polimeraz zincir reaksiyonu adı verilen bir yöntem ile belirli DNA parçalarının büyük miktarlarda kopyası üretilebilir. DNA üzerinden belli bölgeler kopyalanabiliyor. Bu yöntemde kopyalanmak istenen DNA'nın 95 santigrat sıcaklıkta denatürasyonu sağlanır. DNA'yı önce bozuyoruz. Denatürasyon yapılıyor. Birbirinden ayrılan DNA zincirlerine 37-65 santigrat derece aralığında sentetik oligonükleotitler bağlanır. 72 santigrat derecede uzama aşamasıyla DNA parçasının çok sayıda kopyası elde edilir.
Uygulamada yüksek sıcaklıklara dayanabilen enzimler kullanılmış çünkü 95 santigrat derece, 72 santigrat derece gibi faktörlerden bahsedilmiş. Evet. PCR yöntemi ile elde edilen DNA molekülleri arasında nükleotit diziliş sırası bakımından farklılıklar bulunur. Burada sentetik oligonükleotitler bağlanmış. Burada nükleotit dizisinin farklılaştırıldığı ile ilgili bir bilgi yok. PCR yöntemi bakteriler kullanılarak gerçekleştirilen gen klonlamaya göre çok daha hızlı ve başarılı sonuç verir. Burada da gen klonlaması ile herhangi bir karşılaştırması yapılmamış. O yüzden yalnız biri çıkartabiliriz. Cevap A. X koyununun klonlanması ve T kuzusunun elde edilmesi süreci aşağıda şematize edilmiştir. Buna göre hangisi yanlıştır? X koyunundan alınan vücut hücresinin çekirdeği T kuzusunun genom kaynağıdır. Doğru. T kuzusunun mitokondriyal DNA'sının nükleotit dizilimi Y ile aynıdır. Doğru. Sitoplazmayı Y'den, çekirdeği X'ten aldık. Z koyunu taşıyıcı anne olarak görev yapmıştır. Doğru. X koyunu ile T kuzusunun cinsiyetleri aynıdır. Doğru. T kuzusunun ortam koşullarına uyum yeteneği X koyunundan daha fazladır. X koyunu T koyunuyla birebir tek yumurta ikizidir. O yüzden de uyum yetenekleri de aynıdır. Cevap E. Biyoteknoloji ile ilgili konularından biyogüvenlik ve biyoetik kapsamında olanlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? İşverenlerin bir kişinin hastalıklarına karşı yatkınlığını öğrenerek kişiyi işe almak istememesi, bu biyoetikle ilgili. Genetik yapısı değiştirilmiş organizmaların ve bunlara ait ürünlerin kısa ve uzun vadede insan sağlığına etkisi biyogüvenlikle ilgili. Biyoteknolojik çalışmaların ekosisteme etkisi biyogüvenlikle ilgili. Doku ve organ nakline ait prensiplerin belirlenmesi biyoetikle ilgili. Buna göre cevabımız B. Adli olayların aydınlatılmasında faydalanılan DNA parmak izi yönteminin oldukça güvenilir olmasında faktörlerinden hangileri etkilidir? DNA'ya ait belirli kısımlardaki nükleotit dizilerinin bireye özgül olması doğrudan bireye ait DNA'yı tespit etmemizi sağlıyor. Bu da oldukça güvenilir olduğunu gösteriyor. Canlılar arasında ortak olarak bulunan genler içermesi herkeste var. O yüzden bir ayırt edici özellik sağlamaz. Hidrojen bağlarıyla birbirine bağlanan sarmal yapılı iki zincirden oluşması yine tüm canlılarda DNA çift sarmal yapıya sahip uygun ortamlarda eşlenebilmesi DNA kendini yarı korunma olarak eşler. Bu da yine tüm DNA'lar için geçerlidir. Sadece bireye özgü bazı genleri içermesi DNA parmak izi yönteminin güvenilir olmasını sağlar. Cevap A. Bir keçi ile klonlaması sonucu elde edilen oğlak arasında aşağıda verilen özelliklerden hangisi bakımından fark bulunması normaldir? Bireylerin cinsiyeti aynıdır çünkü birebir kopyasıdır. Çekirdeği aldığımız keçi, sitoplazmayı başka bir canlıdan aldık. Bunun içerisine transfer ettik. O yüzden çekirdek keçi ile aynı, oğlak da çekirdekten dolayı keçi ile aynı. Ama sitoplazma başka bir koyundan geldi, başka bir canlıdan geldi. O yüzden de sitoplazması farklı olduğu için mitokondriyal DNA'ları da farklılık, keçiden farklılık gösterecektir. Keçinin mitokondriyal DNA'larıyla oğlağın mitokondriyal DNA'ları farklılık gösterecek. Kromozom sayısı aynı, organel çeşitleri aynı, oluşturdukları enzimler aynı çünkü DNA'ları aynıdır. Cevap B. Buna göre yapılan çalışmada deney tüpüne aşağıdaki enzimlerden hangisinin eklenmesi unutulmuştur? Bir gen teknolojisi çalışmasında hedef geni içeren DNA ile plazmit DNA'sı izole edilmiş
bedene tüpüne eklenmiştir. İzolasyon çalışması için DNA'yı parçalayacağız, RNA'yı parçalayacağız, DNA'yı parçalayacağız, DNA polimeraz ve DNA deoksiribonükleaz enzimlerine ihtiyacımız var. Yine DNA'yı izole ederken parçalama işleminde helikaz ve restriksiyon enzimlerine ihtiyacımız var. Deney tüpüne eklenen enzimlerle DNA molekülleri kesilmiş, kesilme işleminde restriksiyonu kullandık. Hedef gen ile plazmitin birleşmediği, birleşme işlemini yapan enzim ligaz enzimidir. O halde DNA ligaz enzimi eklenilmemiştir. Cevap D.